Şimdi hocam, sallu ala Resulina Muhammed, sallu ala tabibi kulubuna Muhammed diye mi başlayayım? Bismillahirrahmanirrahim diye mi başlayayım? Bismihi Teala behşendeyi mihriban diye mi başlayayım? Benamu Huda diye mi başlayayım? Bilemiyorum. Ama Allah'a şükrediyorum ki yetişmemde çok büyük emeği olan hocamın karşısında haddimi aşarak Kur'an ve bilim konusunda konuşmaya cesaret edeceğim. Hatalarım şimdiden affola. Aslında ben Antarktika hariç dünyanın bütün kıtalarında, ülkelerinin çoğunda mesleğimle ilgili konferansların yanında İslami konuda da konferanslar verdim. Kahire'de ben Ali Cadelhak'la Ezher Rektörü, Şeyhul Ezher, Ali Cadelhak'la 1987'de özellikle Kur'an konusunda tartıştım. Ve hiç de affetmedim. O zaman şimdiki gibi gariban değildim. Biraz daha pervasızdım. O zaman bütün televizyonlar çekiyorlardı. Hatta bizim büyük elçi dedi, hocam sen diplomat olmalıydın diye beni de pohpohlamıştı. Yine Yemen'de mesela hakeza el-muhh ve tasavvuf diye beyin ve tasavvufla ilgili yine bir konferans vermiştim ki bütün Sana Üniversitesi'ne vermiştim o konferansı. Arapça ve İngilizce vermiştim onu. Yine birkaç ay önce İran'da hakeza uluslararası İbrahim Reis'in davetlisi, özel davetlisi olarak gitmiştim. Yine orada bir bilim konusunda uluslararası bir konferans verdim. Kur'an'ın ışığında bir konferans vermiştim. Sonra hatta İran devleti bana bundan dolayı da devlet ödülü verdi. Ha, bu arada ödül derken ben bu yıl hocam İmam-ı Azam deyip duruyordu bana. İbn Sina Tıp Ödülü verildi. Türk Dünyası Bilim Ödüllerinden İbn Sina Tıp Ödülü verildi bana. Seneye ben hocama Sarahsi Ödülünün ihdas edilerek Mustafa Cevat Akşit hocama verilmesini ben ilk defa burada açıklıyorum. Teklif ettim ben, büyük bir ihtimalle seneye hocamıza Sarahsi Ödülü verilecek. Birçok yerde, yani ben kendimi önce ilahiyatçı hissediyorum. Evet, Beyinci Reis'i çok seviyorum. Beyinci Reis'i benim için çok önemli. Her biri 1000 yıl olan, 1000 ömrüm olsa hepsini de Beyinci Reis'e veririm. O ayrı bir konu. Ama yetiştiğim ortam itibariyle, doğduğum ev itibariyle 600 yıldan beri Trabzon'un fethinden itibaren gelen bir gelenek, Sadık Çelen kardeşimin de ifade ettiği gibi gelen bir geleneğin içerisinde yetişmem sebebiyle kendimi ilk planda ilahiyatçı hissederim. Dünyanın birçok ülkesinde konferanslar verdim. Gerek Beyinci Reis'le ilgili ve gerekse Kur'an bazlı bilim konferansları verdim. Ve çok hiçbir zaman heyecanlanmadım. Ama Rabbime şükrediyorum ki yetişmemde emeğe geçen hocam Mustafa Cevat Akşit hocamın karşısında Kur'an ve bilimle ilgili bir konuşmayı Allah bana lütfetti. Bu Allah'ın bir lütfudur. Şükrümüz eksik çünkü Mustafa Cevat Akşit'in karşısında buna cüret etmek kolay iş değil. Ama herhalde hocam beni bağışlar çünkü ben hocamın ele avuca sığmayan talebesiydim. Bana muhterem Baykara hocam dedi ki dayağını yedin mi dedi. Hocam bana kıyardı dayak atmaya. Yani bir de hocalardan müdür muavinlerinden bana bize sıra gelmezdi ki. Yani onları döverdi hocam. Evet şimdi şunu söyleyeyim. Not almanızı istirham ediyorum. Öğrenciler özellikle not alsınlar. Kağıt ve kalemle haşir neşir olun. Ben hayatım boyunca, hocam bilir, ben hep dolma kalem kullandım.
O belki televizyon programlarımı izleyenler bilirler. Hocam da bilir. Hatta hocam bize ahlak dersini anlatırdı. Biz not tutardık. Ben dolma kalemle tutardım. Hocam görürdü. Hatta getirecektim o defteri de. Hocam alırsın benden diye korktum, getirmedim. Neme lazım diye getirmedim o defteri. El-Meşarik okuturdu hadiste. Görürdü hep dolma kalem kullandım. Hep dolma kalem kullanırım. Niye dolma kalem kullandım? Ben 8 yaşında babamdan tabanca istedim. Baba dedim, bana bir tane tabanca al dedim. Trabzon'da olunca tabancası olmuyor. Dedi, olur oğlum dedi. Benim hocam, dedem ve babam tabii. Çocukluktan itibaren. Akşam bir kutu getirdi. Açtım, baktım içinden bir dolma kalem. Yeşil, siyah, pelikan dolma kalem. Dedi bana, senin oğlum, senin silahın budur dedi. Dedem yanımda, İsmail Hakkı Efendi Hazretleri, ehli tarik, çok büyük, alim bir insan. Benim hem Arapça hocam, hem Farsça hocam, hem Kur'an-ı Kerim zaten 3 yaşında başlattı. Dedi ki, dedem bakayım dedi, nasıl yazıyor dedi. Hokkalar vardı, bilmem bilir misiniz? Ters çevirdiğimizde dökülmeyen. Aldı, çekti hokkadan mürekkebi, dolma kalemi. Bir kağıt aldı, yazdı ona. Bir hadis, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi yazdı. وَلَمِدَادٌ مَا جَرَتْ مِنْ اَقْلَامِ الْعُلَمَاءِ خَيْرٌ مِنْ دُمَاهِ شُهَدَاءِ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Aaa dedi. Güzel de yazıyor dedi. Kağıdı verdi bana. Oğlum bunu ezbere dedi. Baktım ki sanki yani çocuk, 8 yaşında çocuk. Yani dolma kalemden başka yazmak sanki iyi değilmiş de dolma kalemle yazmak daha hayırlıymış. Alimin kaleminden boşalan mürekkep, hadis-i şerifin anlamı bu. وَلَمِدَادُ مَاجِرَتْ مِنْ اَقْلَامِ الْعُلَمَاءِ خَيْرٌ مِنْ دُمَاءِ شُهَدَاءِ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın dinini yaymak için şehit olanların kanlarından daha hayırlıdır diyor. Ve ondan sonra ben hiçbir zaman tükenmez kalem kullanmadım. 50 küsur yıldır tıbbın içindeyim. Hiçbir hastama değil reçete, idrar tahlili dahi tükenmezle yazmadım. Hep dolma kalem kullandım. Altında yatan sebep budur. Bu böyle midâdü maceret münekremül ulemâi hayrü mündümâi şöyle fî sebilillah. Şimdi onun için hep dolma kalem kullanırım. Siz de kalem kullanın, yazın, not alın. Sorularınızı lütfen sorun. Çünkü beyefendi bana dedi ki, hocam dedi, Mehmet Bey dedi, bunu uzattı dedi, sen bundan bir intikam alman lazım dedi. Sabah namazını dedi, kaçırmayalım ama dedi bana. Vallahi öyle dedi bana. Yani. Yalan mı? Hayır söyle, siz öyle söylemediniz mi bana? Öyle söyledi. Onun için şimdi bunun intikamını al dedi bana. El emru fevkal edep. Emir. Ne yapalım? Onun için soru lütfen sorun. Soru sormak çok önemli. Soru sorarsanız unutmazsınız. Görürseniz, işitirseniz unutursunuz. Görürseniz hatırlarsınız. Yazarsanız unutmazsınız. Beyin böyle çalışır. Onun için lütfen not alın. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben bitirdiğim zaman işte herhalde teheccüd vaktine yetiştirmeye çalışacağım sizi. Şimdi Kur'an ve bilim. Aslında ben hep çocukluğumdan beri Kur'an okuyan bir insanım. Ve her Kur'an'ı okuduğumda ya diyorum ben bu ayeti yeni mi okuyorum? İnanın çünkü Kur'an bir bilim kitabı değildir. Kur'an matematik kitabı değildir, fizik kitabı değildir, biyoloji kitabı değildir, tıp kitabı değildir. Ama Kur'an'da her şey var. Kur'an değil her yıl, her gün farklı ışıkla Kur'an insanları aydınlatır. Ben buna inandım. Şimdi yani ben tabii bu arada modern bilimde işte beyin cerrahisi olsun, fiziktir, kimyadır, matematiktir, moleküle, biyolojidir filan bütün bu alanlardaki bilimsel müktesebatım arttıkça ayetlere bakış açım değişti. Geçen de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a söyledim onu. Davet etmişti beni bir konferanslar serisi için. Onu da söyledim. Yani Kur'an'ın ben eskiden derdim ki yani şöyle bir işte 15-20 yılda bir mutlaka yeni baştan tefsirinin yapılması lazım diye. Ama şimdi diyorum ki en geç 2 yılda bir. Niye 2 yılda bir? Bilim çok hızlı ilerliyor.
bilim çok hızlı ilerliyor. Milattan önce 600'lü yıllarda 2000 yılda bilim iki katına çıkardı. İsa'nın doğumuyla bu aşağı yukarı 1000 yıla indi. Yani iki katına çıkıyor. Uzatmayayım. Bugün bilim 72 saatte iki katına çıkıyor. Bu ne demek? Yani 3 gün içerisinde bildiğimiz iki katına çıkıyor ama bildiklerimizin %40'ı da çöp oluyor. Bu çok önemli. Bilim böyle bir şey. Şimdi bilim ondülandır. Bilim, tabii ilim hep aynı zannederler. İlim ve bilim hep aynı zannederler. Asla ilim ve bilim aynı değildir. Bilim nasıl sorusuna cevap arar? İnsan nasıl yaratıldı? Hücre nasıl inorganik hadiseden organik bir hadiseye geçti? Nasıl? Mekanizmasını bilim açıklar. Ama neden, niçin sorusuna bilim cevap veremez. Bunun cevabını ilim verir. Peki ilimle bilimin arasında ne fark var? Bilim hep ondülandır. Yani değişkendir. Ne demek bu? Bugün doğru olan yarın yanlış, bugün yanlış olan yarın doğru olabilir. Ondülandır ve öyle devam eder. Ve doğrunun peşindedir. Bakın doğru başka şeydir. Gerçek başka şeydir. Hakikat başka şeydir. Doğru sorgulanır. Doğru yanlışlanır. Doğru tekrar edilir. Doğru tamamen reddedilir. Gerçek sorgulanır. Ama hakikat ne reddedilir, ne sorgulanır, ne de değiştirilir. Onun için ilim lineer gider ve hakikatin peşindedir. Aşkın peşindedir. İlmel yakin, aynel yakinin peşindedir ilim. Ama bilim ondülandır, yanlışlanabilir. Ne demektir bu? Ben bir araştırma yaparım. Benim yaptığım araştırmayı bir başka bilim adamı benim yöntemimle aynı yöntemle yapar, benim bulduğum sonuçları bulur ya da ona yakın sonuç bulur ya da benim bulduğum sonucu tamamen reddedebilir. Bu bilim böyledir. Bakın hatırlarsınız veya hatırlamazsınız ama hatırlayan grup vardır burada. 50'li yıllarda hamile kadınlar hep kusuyorlardı. Yani hamile olan kadın kusmasını engelleyemiyorlardı. Ve talidomit diye bir ilaç buldu bir hekim, Alman bir doktor. Ve bütün kadınlar rahat etti. Ve o doktor ödüle boğuldu. Ödüllere boğuldu. Fakat baktılar ki kadınlar doğum yaptıklarında çocukların kolu yok, bacağı yok, gözü yok. Ve bu talidomit faciası diye tarihe geçti. Bakın bilim böyle bir şey. Yani bir şey ortaya çıkıyor, sonradan bakıyorsun ortadan kaldırılıyor. Ondülan. Evet. Ama bir de şu var, bilimde daima farklı kitapları okumak durumundasın. Hatta bir papazın çok sevdiğim bir sözü vardır. Kime o? Hominis unis libri. Kaç kişi yazdı? Parmak kaldırsın yazanlar. Göreceğim. Adın ne senin? Şeyma. Şeyma, aferin. Bak o da yazdı değil mi? Aferin. Şeyma, göreceğim seni. Aferin. Nerede okuyorsun sen? Tamam, kariyer yapacak mısın? Ayağa kalk. Oturduğun yerde konuşma. Ben aksi adamım. Kariyer yapacak mısın? Niye düşünmüyorsun? Bak Şeyma, nefsin için değil, neslin için çalış. Nefsin için çalışacaksan git evde git evlen, çoluk çocuk yap tamam. Hayır ama neslin için yaşır, çalış. Bakın, nefs bu hayata yokluğunuzu hissettiremiyorsanız varlığınız bu hayatın sırtına yüktür. Otur Şeyma. Eğer kariyer yaparsan, rektör bey Şeyma'nın ismini al, profesör olunca beni ararsınız, siz de beni arayın, gelip cübbesini giydireyim ben onu. Şimdi Şeyma, tamam mı? Anlaştık mı? Profesör olunca beni arayacaksın, rektör bey de ismini alıyor, benim telefonumu al oradan, arayacaksın, hocam profesör oldu, gel cübbemi giydir. Diyeceksin, Cevat Hoca'yı da arayacaksın. Tamam mı? İnşallah. Allah'ın izniyle. Tabii. İnşallah. Evet. Şimdi. Efendim?
Şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın bir duası vardır. Yusuf suresinin 101. ayetinde, hocam yanlış söylersem sakın fırçalama beni, sonradan kulağımı çekersin. Teveffeni Müslüman ve ehlüktü bis salihin diyor. Beni imanla ve canımı imanla al ve tabii buradan ve salihlere ilhak eylesin diye. Şimdi onun için hayatta yokluğunuzu hissettirin. Bu aleme yokluğunuzu hissettirin ve nesliniz için çalışın. Nefsi nefsi değil, nesli değil. Neyse. Şimdi evet, bilimin böyle bir yönü vardır. O papazın şöyle bir sözü vardır. Timeo homunis unis libri. Tek kitap okuyan insanlardan sakının. Bilimde. Yani o ne diyor bakalım? Bu ne diyor bakalım? Onun görüşü nedir? Bunun görüşü nedir? Timeo homunis unis libri. Ama bu bilimin esasıdır. Neydi? Ondülandı. Ama ilim ise dogmatiktir ve bilim dogmayı delil kabul etmez. Yani ben bir araştırma yapıyorum. Beyin kanamalarında şöyle oldu, böyle oldu filan. İşte Kur'an böyle diyor, İncil böyle diyor, Tevrat. Bu bilimde dogma, delil, nas, delil kabul edilmez. Ama ilimde, ilim neydi? Niçine, nedene cevap verir. İnsan neden yaratılmıştır? İnsan nasıl yaratılmanın sebebini bilim sana gösterir işte. Birazdan bahsedeceğim. Big Bang falan. Kök hücreden çıktık yola, düştük Denizli yollarına. Ama neden insan yaratıldı? Hocamın devamlı enstitüde bizde okuduğu Mülk suresinden Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluveküm eyyüküm ehsenu amelâ. Bak, ilim cevabını verdi. İnsan neden yaratıldı? İşte hayata katkı sağlayıcı. Yani hayatı anlamak, anlamlandırmak, hayata anlam kazandırmak ve çivi çakmak hayata. Yani amel-i salih. Amel-i salih dediğimiz namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek iyidir. Hocam öyle değil mi hocam? Amel-i salih hayata çivi çakmaktır. O işin zaten. Ha bu arada hocam affınıza sığınarak benim bir lafım vardır. İslam'ın bütün emirlerine ben bir çare buldum. Bir kaçma yolu buldum. İşte hastasın, oruç tutmazsın. Ama namaza bulamadım. Hocam sen bulursan namaza çare. Ben bulamadım hocam. Namazı hiç geberene kadar kılacaksın diyorlar. Hiç şakası yok. Ayakta kıl, oturarak kıl, yatarak kıl, göz ucuyla kıl kıl kıl. Onun için İslam'ın tek şartı vardır, namaz. İslam'ın şartı tek, namaz. Diğerleri şarta bağlı. Şarta bağlı olmayan ancak şart olur. Şarta bağlıysa şartlık ortadan kalkar. Hastasın, oruç tutmuyorsun. Paran yok, zekat vermiyorsun. Hacca gitmiyorsun. Demek ki onlar şarta bağlı. Ama namazın böyle bir şartı yok. Namazı kılacaksın. Hiç. Hiç bunun kurtarıcı yok. Hocam bulursan bir çıkar yolu bana da bildir. Bu. Evet, şimdi onun için İslam'da, dinde dogma delildir. Dinde dogma delildir. Şimdi bu küçük girişten sonra konumuza başlayacak olursa lütfen not alın, yine söylüyorum. Bakın Şeyma, bunlar hep yazsın. Not al ve bilimin ışığında Kur'an'a bakacağız. Kur'an dediğim gibi, ben her Kur'an okuduğumda ben bu ayeti yeni mi okuyorum diye. Bakın evet, Kur'an oku diye başlar. Ama Kur'an'da oku diye bir sure yok. Ama yaz diye bir sure var. Kalem suresi. Bakın, kalem ne kadar önemli. Gene geldik ve lemidâdü maceret mikalâ min eklamil ulemâya geldik. Onun için yazın, yazmak. Parmakların hafızası var arkadaşlar. Parmakların, bugün bilim bunu ispat etti. Bilim olarak ben bunu kitapta da yazdım. Bu arada ben diyeceğim zaman zaman, kusura bakmayın, bu enaniyetten Allah'a sığınırım ama bir de yaptığımı da söylemem lazım hocam, kusura bakma. Ben yani biliyorum kızıyorsun bana ama dışarıda kulağımı çekersin hocam. Koparana kadar çek. Evet. Şimdi parmakların hafızası var. Bilim bunu ispat etti. Ben kitapta yazdım. Beyinsizsiniz. 5 cilttir o. 4. cildi kuantik çağdır. Orada yazdım. Bilimsel olarak
Fizik mi olarak, matematik olarak yazdım. Fen fakültesi talebeleri var mı aramızda? Parmak kaldırsın. Fen, fizik, kimya, matematik talebesi yok mu? Halbuki onların olması lazımdı. Hocam onların gelmesi lazım. Zeki çocuklarınızı lütfen doktor ve mühendis yapmayın. Bakın bu önemli. Matematik Allah'ın lisanıdır. Kur'an'ın lisanı matematiktir. Kur'an'da bir vezim vardır. Kur'an'da kafiye vardır. Kur'an'da matematik vardır. Kur'an'ın kendi aralarında bir bağlantı vardır ayetlerde. Eğer ayetlerden bir tanesi bir kelimeyi çekseniz ayetler çöker. Allah muhafaza. Bağlantısı vardır. Kamer 49'da zaten diyor biz her şeyi bir matematik bir hesap üzerine yarattık diyor. Kur'an da öyle. Bakın hangi ayeti okursanız okuyun onda da bir ahenk var, armoni var, estetik var, balans var. Hani verettirilir Kur'an-ı tertila diyor ya. Kul huvallahu ahad, samed, yulet. Bakın vezne görüyor musun? Sadık hocam vezne görüyor musun? Meracel bahreyn yeltegiyan, tükezziban, efnan. Bakın. Yasin vel Kur'an-ı Hakim, mürselin, müstakim. Bakın vezne görüyor musun? Kur'an'da da bir vezin var. Ahenk var, estetik var, matematik var. Onun için zeki çocuklarınızı lütfen doktor, mühendis olmaktan ziyade temel bilimlere, fizik, kimya, matematik, moleküler, biyoloji alanlarına yönlendirin. Bu arada ben Diyanet İşleri Başkanı'na söyledim, lütfen Ali Erbaş'a söyledim. Lütfen dedim, Diyanet Vakfımız dedim, ilk binden ilahiyatlara ki iki sene önce Sayın Rektörüme de ben bunu arz etmiştim, onlar rica etmiştim. İlk binden İlahiyatları öğrenci alalım. Bunlara 40 bin lira karşılıksız burs verelim. İstikbal garantisi olsun. İstikbal kaygısı olmasın. Onlar yesinler içsinler. Proje bir ilahiyat olabilir belki. Bugün nasıl proje imamatları var. O şekilde olabilir. Ve onları işte Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca öğretelim hepsine. Fizik, kimya, matematik, felsefe hepsine çok iyi yetiştirelim. Dünya çapında bilim adamı olsun. Bunu teklif ediyorum. Hatta ben bunu YÖK'e de yazdım. Makalelerimde de var, kitaplarımda var. Televizyon programında söyleyeyim. Hatta son zamanda buna yapay zeka üniversitesi kuralım diye bir projem var. Onu da yine televizyonlarda dillendiriyorum. Neyse, parantezi burada kapatıyorum. Matematik Allah-u Teala'nın lisanıdır. Matematik bilim değildir arkadaşlar. Matematik bilim değildir. Matematik bilimin lisanıdır. Bakın Nobel ödülleri veriliyor değil mi? Nobel ödülleri. Matematikte Nobel verilmez. Niye? Matematik çünkü lisandır. Bilimin lisanıdır. Matematik, musiki, edebiyat, resim. Bunlar sanat yani insanlığın ortak lisanıdır. Bilim hayatın ortak mirasıdır. Sanat ortak lisanıdır. Şimdi hangi ben araştırma yaparsam yapayım, sonunda matematik olarak işte ki kare testi, man bitney u testi ne olursa olsun, p küçüktür 0.005 dediğim zaman da onu Japon'da, İngiliz'de, Amerikalı'da hepsi onu anlar ne demek olduğunu, o lisan. Onun için Nobel ödülü matematikte verilmez. Matematik bilimin lisanıdır. Matematikte verilen ödül Fields ve Abel ödülleridir. Fields, onlar da 40 yaşın altında verilir ha. Bir adam yapmışsa 40 yaşına kadar yapmıştı onu sonra daha bir şey yapamaz diye. Neyse. Şimdi fizik ise Allah'a ibadet şeklidir. Fizik Allah'a ibadet şeklidir. Yani biliyorsunuz ki işte ilimle ilgili şeyleri, hadisleri, ayetleri bir şeye tekrar söylemeye gerek yok. Ama Kur'an ikra kelimesi sadece oku değildir. İkra kelimesi oku, anla, öğren, anlat, yaşa ve yaz demektir. Bakın ikra. İkra, oku, öğren, anla, anlat, yaşa ve yaz. Bakın yaz diye sure var. Kalem suresi. Nun değil mi? Kalem suresi yaz suresidir. Bu önemli. O bakımdan yazın, yazmayı bırakmayın. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e her seferinde ben okuduğumda ya diyorum ben bu ayeti yeni mi okuyorum? Demin ne dedim size? Kuantum olarak, fizik olarak ispat etti ki bugün parmakların hafızası var. Hatta bugün istihbarat örgütleri bakterileri istihbarat ajanı olarak kullanmaktadırlar. Videoyu bakteriye yüklüyoruz. O bakteriyi üretiyoruz.
3-4 kuşak sonra o videoyu ondan alabiliyoruz. Bugün DNA bankaları var. DNA. DNA, bir DNA'ya binlerce sayfa bilgi yükleyebiliyoruz. Ya diyorsun, ya bilim evet, bu olabilir mi? Her gün okuyorsunuz Kur'an, Yasin'de okuyorsunuz. El yevme nehtim ala efvahim ve tükellimun aydiyim ve teşhede erculuhum. Ne diyor ayet? Oku geç, oku geç. Öyle diyor işte ayet. Ayet diyor işte parmağın hafızası var diyor. Öyle değil mi hocam? El yevme nehtim ala efvahim. Konuşacak o gün. Onun için yazın. Kalemin hafızası var. Parmağın hafızası var. Kağıdın hafızası var. Kalemle kağıt arasında bir aşk var, bir sevda var. Şeyma yazıyor musun? Aferin. Başka yazan var mı şu anda? Aferin. Bak parmaklar yükseldi. Aferin. Şimdi bak. Bakın bak ne dedim? İşitirsen unutursun. Bakın işitirsen unutursun. Görürsen hatırlarsın. Yaparsan unutmazsın. Onu da alsınlar. Yazsın. Yazarken parmaklar, kalem, kulak falan o bakımdan yazmak çok önemli. Evet. Yazın. Mutlaka yazın. Şimdi Kur'an-ı Kerim dedik, şimdi konferansa başlayalım ufaktan ufaktan. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da yok hocam sabah namazına yetiştireceğim söz hocam, söz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e gerçekten tabi bugün birazcık da biraz ezber bozacağım bugün, onu da söyleyeyim size. Aslında televizyon programlarında bunu söyledim. 3-4 sene öncesinde bunu söyledim ama. Bakın ben bu Big Bang'e inanmıyorum. Yazın bunları. Big Bang, yani Big Bang'den önce hiçbir şeyin olmadığına inanmıyorum. Bilim öyle diyor. Bilim ne diyor bugün? Bilim diyor ki, Big Bang'den önce bir şey yoktu. İşte bütün enerji bir toplu iğne başı büyüklüğüne kadar bir yere konsantre oldu, patladı. İşte önce hidrojen, sonra oksijen, sonra karbon, sonra helyum ortaya çıktı. İşte hidrojende bir tane proton var. Oksijende 8 tane, karbonda 6 tane. Ama sen hocam sen dersi kaynatıyorsun bu arada. Kaynatıyorsun dersi yani. Estağfurullah. Evet vallahi benim hiç şakam yok. Ben Mustafa Cevat Akşit'in talebesiyim. Vallahi bilmem. Evet. Şimdi sonra bu iki tane hidrojenle bir tane oksijen, bunlar gaz. Bir araya geldi. Bakın neden geldi bilmiyoruz, dikkat edin. Nasıl geldi? Geldi. Ama çünkü bilim neden bir araya geldi cevap vermez. Geldi, su oldu. Değil mi? Su oldu. Sonra ya bunlar ikisi gaz, nasıl su oluyor? Oksijen su, gaz, hidrojen de gaz. Bir araya bunu bağlayan şey ne? Hala bilmiyoruz. Yani o oksijenle hidrojeni birbirine bağlayan şey ne olduğunu hala bilmiyoruz. İşte bazıları birazcık imandan nasibi alanlar ya acaba ruh falan bu mudur falan diye böyle bir spekülasyon yapıyorlar. Sonra ne oldu? 14,5 milyar diyorlar. Diyorlar. Ben bunu 5 yıl önce kitaplarında yazdım, ben buna inanmıyorum diye televizyon programında da söyledim. 14,5 milyar önce, yıl önce oluyor bu. Sonra mor ötesi ışınlarla beraber bu su damlası içerisindeki nükleotitler, aminoasitler, nükleotitler, proteinler bulamaç haline geliyor. Ve oradan bir prokaryot dediğimiz yani organelleri olmayan, yani iç hücrenin içerisindeki organelleri olmayan bir hücre ortaya çıkıyor. Ama neden çıktı bilmiyoruz. Hala yok. Niye? Nedeni bilmez bilim. Nedeni ilim açıklar. Yani inorganik hayattan organik hayata nasıl geçti bilim açıklar. Neden geçtiğini ilim açıklar. Sonra ne oldu? İyi dinleyin burayı. Bakın. O mor ötesi ışınlar 14,5 milyar yıl nükleotitler, amino asitler, proteinler, şunlar bunlar çamur haline geliyor. Bulamaç, aynen bilim tabiri bulamaç, kozmoz. Kozmozda böyle yazar. Sonra ne oldu diyor? Bu organeller oluştu, ökaryot oluştu. Yani normalde canlı hücre meydana geldi. O hücreden, ki biz o hücreden bugün
O dişi hücre. Yalnız bakın arkadaşlar, bu dişi hücre. Biz bugün hatırlarsınız, bundan 15-20 yıl önce bir koyun kopyalamıştık, Dolly diye. Dolly'yi somatik hücreden yapmıştık. Dişi hücre. Bunu unutmayın. Şeyma Yaz, dişi hücre. Devam ediyoruz. Sonra şu kapıyı ikide bir açıp kapamayın ya. Şimdi o hücreden ilk canlı oluşuyor. Yani canlı hücre. Ama neden oldu bilmiyoruz hala. Bakın. Bilim açıklayamıyor. Sonra o kök hücreden, stem cell diyoruz biz buna. Science, technology, engineering and math diye ben onu özetliyorum. Science, technology, engineering and math diye onu özetliyorum. Oradan bir kök hücre ayrılıyor. O da enteresan bir şey arkadaşlar. Şimdi bu hücrenin içerisinde insanın bütün özelliklerinin kodlaması yüklenmiş. Oradan bir hücre ayrılıyor, balıkları yapıyor. Bilimin yediği bu. Bunun dinle ilgisi yok. Birazdan geleceğim dine. Bir kök hücre ayrılıyor, kuşları yapıyor. Bir hücre ayrılıyor, sürüngenleri, kök hücre tabii bu. O kendi içinde evrimleşiyor. Bir kök hücre ayrılıyor, insanları yapıyor. İyi dinleyin bakın. Şeyma Yaz. Başka kim yazmıştı orada? Adın ne senin? Hayır, yanındaki. Ayağa kalk konuş. Okul arkadaşın konuşmuyor burada. Adın ne? Müberra. Otur. Senin adın ne? Öznur. İlahiyatta mısınız siz de? Siz de peki, siz de profesör olunca sizin de cübbenizi giydireceğim. Hocam al onların isimlerini. Müberra Yaz. Şimdi her hücrede 6 milyar DNA bazı var. Bakın DNA bazı var. Şimdi hep kod onda var. Fakat enteresan bir şey, nasıl oluyor da bir hücre, insandaki hücre de böyle ayrışıyor. Anne karnına düştüğü andan itibaren çocuk miras hakkıdır. Dokunulmaz. Ha onu da söyleyeyim size. İlahiyatçılar buna bazı saçma sapan fetvalar veriyorlar. Çocuk anne karnına düştüğü andan itibaren dokunamazsın. Cinayettir. Yok bilmem ne zaman ruh üflenmiş de oraya kadar idare eder mi? Öyle bir şey yok. Anne karnına düştüğü andan itibaren miras sahibidir, dokunamazsın. Canlıdır. Ben görüyorum onu tık 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 bölünüyor. Müftü Bey de burada zaten. Haksız mıyım hocam? Şimdi orada enteresan bir hücre ayrılıyor. O anne karnına spermle yumurta birleştiği anda bir hücre ayrılıyor. Önce beyin hücresi idareyi ele alıyor. Ben beynim diyor. Git diyor, sen diyor, kalbi yap diyor bir hücreye. Öteki ana diyor, git diyor, sen böbreğe yap diyor. Ve her gün bunlardan tekmil alıyor, ne yaptın, ne ettin diyor. Anne karnında, anne karnında, enteresan bir şey ya. Ya inanmayan kafir. Ya bilim öyle bir şey, bakın. Bilim, eğer bilimin içine girer de inanmıyorsan, içine girdiği müddetçe ya kafayı sıyırırsın, ya da inanırsın. Başka çıkar yolun yok. Mesela Bohr vardır. Bohr. Meşhur. Bohr biliyorsun 1922 yılında Nobel aldı. Bohr. Hatta Einstein'a demişti ya siz Tanrı zar atmaz diyordu Einstein. Dalga geçiyordu Einstein. Einstein çok dindar bir adam. Hani Spinoza'nın Allah'ına inanıyorum falan dediği diyen adam. O 1921'de Nobel aldı. İzafiyet teorisini biliyorsunuz. Girmeyeyim oraya. Bohr inanmıyordu. Tanrı'ya inanmıyordu. Ateistti kendisi. Sonra bu atomun etrafındaki elektronları inceliyor. Yani bir atomun kaç tane protonu varsa o kadar elektronu vardır. Yani diyelim ki demirin 26 tane protonu vardır. 26 tane elektronu vardır. Mesela o zaman da biliyorduk ki her elektronun kendi bir yörüngesi vardır ve o yörüngede döner. O yörüngede döner. Ama Bohr baktı ki öyle değil. Her elektronun ayrı bir yörüngesi var ve her turda farklı bir yörünge oluşuyor. Ulan dedi bunlar nasıl birbirine çarpışmıyor? Yani düşün o 26 tane elektron ve saniyede çok hızlı, akıl almaz bir hızla dönüyor ve her dönüşte farklı bir yörünge oluşturuyor. En sonunda dedi ki Einstein'a
O da 21'de 1921'de Nobel alıyor. 22'de pardon. Diyor ki hayır diyor. Allah'ın işine karışma diyor. İnanıyor ondan sonra. Boğur. O bakımdan bilim böyle bir şey. Bilim sonunda inanmayı gerektirir. Bunu unutmayın. Şimdi bu kök hücre beyinde anne karnına düştüğü andan itibaren bir sen git diyor işte böbreği yap diyor. Sen karaciğeri yap, sen şunu yap, sen bunu yap. Her gün tekmil alır beyin. En son miadında sorar böbrek hazır mısın? Hazırım. Beyin soruyor. Anne karnında daha. Kalp hazır mısın? Hazırım. Akciğer hazır mısın? Hazırım. Hepsinden hazırım tekmilini alır. Ne yapar biliyor musun o anne karnındaki çocuk? Siz hala inanmayın diyorsunuz. Anne karnındaki o çocuk annesinin beynine hipofiz diye bir yer var. Hipofiz. Oraya sen de kemenceni çaldırmasan olmaz yani sayın savcım. Estağfurullah. Yani böyle yapacağız ki milleti uyutmayalım. Yoksa uyurlar millet. Ne yapacağız bunlar? Beynin, annenin beynine bir impuls yollar. Hazırlan çıkacağız diye. Bu bebek, anne karnındaki bebek, annenin beynine, hipofizine bir sinyal gönderiyor. Diyor ki, hazırlan çıkacağız diyor. Ne sinyali biliyor musun? Ya şaka yaptım sayın savcım, otur git. Vallahi şaka yaptım, tutuklatmaya mı gidiyorsun beni yoksa? Bak vallahi ben korkarım. Biliyorum. Der ki, bir, bakın bunu annenin karnındaki çocuk diyor, annenin beynine talimat veriyor. Diyor ki, memelere diyor, talimat ver, süt yapsın, emeceğim diyor. Memeler başlar şişmeye. Süt, laktasyon dediğimiz, süt salgısı başlar. Bir, çıkış yolunu der, genişlet, pelvis dediğimiz. Yani doğum yolunu genişlet, ben çıkacağım, yol aç bana diyor. Bunu bebek söylüyor biliyor musunuz? Bebek annenin beynine talimat veriyor. Başka? Diyor ki beni diyor ufak ufak da diyor bana yardım et diyor. Şu rahmi kas diyor. Bu sefer kontraksiyon, kasılma başlıyor. Anne rahminde kasılma başlıyor. Niye çıkacak? Şimdi böyle bir sistem. Şimdi bu sistem bakıyoruz Kur'an'da nasıl? Ha Kur'an'da hepsini izah ettik mi? Hayır. Dedim ya. Her Kur'an okuyuşunda diyorum ki ya bu farklı bir şey diyorum. Bakın ha şunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim Arapça değil ha. Kur'an-ı Kerim Türkçe. Eğer iyi, tabii bizim temelin dediği gibi şey değil bu. Eğer entelektüelseniz, okuyorsanız, okuyan insanlarsanız, edebiyatta, felsefede, tarihte ilgili olarak okuyorsanız Kur'an'ı çözmek kolay. Şimdi bakın, Einstein'ın izafiyet teorisini Kur'an'daki anlatacağım size. Şimdi izafiyet mc kare biliyorsunuz değil mi bu? İşte zaman, hız filan bu kavramı biliyorsunuz. Şimdi Kur'an'da bir ayet var. Hac suresinin 47. ayeti. Bak Türkçe. İnne yevme, yevm nedir yevmiyeyi bilen var mı yevmiye? Hep biliyorsunuz günlük, gün. İnne yevme, mutlaka bir gün yani 24 saat, o da farklı. Allah'ın 24 saati farklı. Şimdi diyoruz ya Adem 600 sene, İbrahim 800 bilmem ne filan. Onlar hangi zamana göre bilemiyoruz. İnne, Hac suresinin 47. ayeti. İnne yevme, indi Rabbike. Ya sen benim indimde çok iyi adamsın. İndinde ne demektir? Benim katımda yani işte, benim nazarımda. Rabbike, o da Türkçe. Temel'in de diyor ki hepsi Türkçe demiş hocam demiştik ya gitmiş Temel Hacca demişler ki ya demiş ezanlar Türkçe okunuyor demiş. Elhem Türkçe okunuyor namaz Türkçe kıldırılıyor demiş ya demiş. Hiç zorluk yok demiş. İnne yevme indi Rabbike bak Türkçe Allah katında bir gün bak tercüme ediyoruz. Çok kolay hocam muhakkak hata mata yok değil mi hocam şimdi. Ke elfi senetin. Bak elfiye vardı eskiden biriler. Elfiye binlik. Binlik. Ke elfi senetin. Sene ne? Biliyorsun sene işte. Bin sene gibidir. Allah katında 24 saat sizin bin sene gibidir. Mimma teuddûn. Adet. Adet nedir?
saymak sizin saydığınız 1000 sene gibidir. Hocam doğru tercüme ettim hocam. Yanlış değil, değil mi hocam? Biraz ters baktım bana da onun için. Teşekkür ederim hocam. Vallahi hocanın karşısında Allah'a şükrediyorum ki hocamın karşısında konuşma fırsatı bana verdiği için. Ne kadar şükretsem az. Evet, Allah katında 24 saat sizin saydığınız 1000 yıla eşittir. Bakın Türkçe. Ha bu arada tabii Me'ariç suresinin 5. ayetinde, secde suresinin, Me'ariç'in 4. secdenin 5. ayetinde birinde 5000 yıl, birinde 50000 yıl söyler. O da beyindeki nöronlar arasındaki irtibatı anlatır. Ha, şimdi ne dedim size unutmayın. Dişi hücreden kök hücreden bir tane ayrılıyor. Ne oluyor? Balıklar, sürüngenler, kuşlar, dinozorlar, insanlar falan falan. Şimdi peki Kur'an ne diyor Allah aşkına? Hafız kaç kişi var aranızda? Hafızla parmak kaldırsın. Tamam. Adın ne senin? Ha sen tamam, sen Trabzon'da Gümüşhaneli hafız, hafize. Değil mi? Yasemin'di değil mi? Peki oku bakalım. Peki sen okuma dur. Arkada bir uşak vardı. Kimde nerede? Ha uşak yok yok. Ha uşak o. Sen kakaya gizleme. Şeyma mı? Yok Şeyma okumaz. Okuyabilecek okur musun? Okur musun? Sana ne? Okur musun okumaz mısın? Onu söyle bana. Evet de var. Evet tamam. Bak Nur suresinin 45. ayetine bakalım arkadaşlar. Feminhum men yemşi ala batni. Aferin. Ayağa kalktı oku. Oku bakalım ayeti baştan. Evet. Kopyalama. Hocam kopya veriyor. Ben Arapça dersinde kopya veriyorum. Ahmet Sevgi diye bir Arapça hocamız var. Ben tahtaya yazıyorum. Şeyleri, ibareyi tahtaya yazıyorum. Ahmet Sevgi talebeleri dışarıya çıkartıyor. Ondan sonra ben ibareyi tahtaya yazıyorum. Tabii o zaman irap yani harekeleme 40 ya da 50 puan. Uşaklar da dedi bana ki ya İsmail Hakkı sen dediler altın eğer esseyse altına bir nokta koy. Ötreyse üstüne bir nokta koy. Koymasan üstün. Tamam. Ben yazıyorum ama hoca hep tabii sınıfın durumunu biliyor. Hatta hoca biliyorsun hocam o sınıfın şeysi vardı. Sadık Hoca sen de biliyorsun camdı orayı boyattırdı. Oradan mı bakıyor diyor öğrenciler. Herkes tabii tam puan alıyor şeyden İrab'tan. Sonra baktı ki ben oraya nokta koyuyorum işte. Meksursa altına bir nokta işte. Ondan sonra başladı dedi İsmail Hakkı bu ne filan. Ondan sonra gitti hocama şikayet etti beni. Tabii silmeye başladı. Sildikten sonra tabii sınıf döküldü. Anladı ki bu şey kopya var bu işte. Hocama şikayet etti. Ben hocam beni bir fırçaladı. Çağırdı beni. Haram dedi. Ha dedim ki niye dedi kopya veriyorsun? Hocam dedim yardımlaşmak sünnettir dedi. Dedi haram. Haram dedi falan böyle bir fırçaladı beni. Şimdi onun için kopya verme oradan. Yasemin Kaka'ya oku şimdi ayeti. Evet baştan oku ayeti. Nur 45. Oku. Dur. Bakın Türkçe. Feminhum baştaki fedir. Ondan sonraki vavdır. Vav-ı takibiye sonradan geliyor oradaki fedir. Feminhumdur. Her canlıyı dâbet mimmâin feminhum men yemşi alâ batnî. Ondan bir kısmı yemşi yürür alâ batnî. Karnı üzerine. Aa, batın Türkçe. Hani batın diyoruz ya. Batın. Batın cerrahisi eskiden. Bir kısmı diyor ayet. Nur suresi 45. Bak ben hiç şey yapmıyorum. Tefsir de yok. Açık. Tercüme ediyoruz. Devam et. Ve minhum men yemşi ala ricleyn. İki ayak üzerine diyor. Bakın. Devam et. Ve minhum men yemşi ala erba. Otur sıfır. Bir kısmı da dört ayak üzerine gider diyor. Buyurun. Başka bir şey söyleyeyim size şimdi. Senin adın ne? Kopyacı. Beyza. Beyza mı Feyza mı? Beyza. Beyza. Ebyaz. Vardı ya hocam. El veraku ebyazu el müstaratu safrau diye başlar.
Sadık Hoca hatırlıyor musun? El veraku ebyazu el mistaratu safrau diye başlıyordu Arapça kitabı. Evet. Neyse. Şimdi bakın, bilimle Kur'an 1400 sene önce bunu söylüyor. 1400 sene. Bu bulunan daha yeni. Peki başka bir şey söyleyelim. Burada da ben hani dedim ya, ezber bozacağım. Ben Big Bang öncesi bir şeyin olmadığına inanmıyorum. Niye? Çünkü Kur'an öyle demiyor. Kur'an diyor ki Enbiya suresinin 30. ayetinde diyor ki sema ve arz diyor, retken diyor. Yapışıktı diyor. Fefeteknâhumâ diyor. Ayırdık onları diyor. Ve cealnâ min el-mâikülle şeyin hay. Ayet. Enbiya 30. Peki ondan önce bir şey vardı. Allah öyle diyor. Yani o yapışıktı diyor. Arz ve sema retken. Yapışıktı diyor birbirine. Demek vardı. Peki gelelim 14,5 milyara. Ben bunları kitaplarında yazdım. Bilim bugün 14,5 milyar yıl diyor. Ben inanmıyorum. Çünkü bir hesap yaptım. Bu tamamen bir fizik hesabı. Yorgun ışık teorisi. Yani parçacığın gelirken normalde bir parça belli bir hızla başlar. Daha sonra hızı yavaşlar. Aynı fizik kaidesi fotonlar için de geçerlidir. Yorgun ışık teorisi. Ve bunu hesapladım ben. 4 sene, 5 sene önce kitaplarımda yazdım. Dedim ki kainatın yaşının en az 28 ila 30 milyar yıl olması gerekir dedim. Yazdım, televizyonda söyledim. 5 gün önce bir makale yayınlandı. En son. Dünyanın, kainatın yaşı yeni hesaba göre 27 milyar yıl. Ben 28 hesapladım, daha öyle bulmadılar. Benim şeyim ne? Kur'an. Bakın, ben kopya vermedim ama ben, evet, yayınlandı. Başka bir şey söyleyeyim size. Şimdi Nisa suresinin 1. ayeti. Oku Yasemin. Ayağa kalk oku. Ya eyyen nasu ittekû rabbeküm ellezî halakaküm min nefsin vâhidetin. Kalk ayağa yahu. Hocam beni şey olarak alır mıydınız okula, hoca olarak? Döverdin beni vallahi billahi hocam, sen döverdin beni. Oku. Ya eyyen nas ittekû rabbeküm ellezî halakaküm min nefsin vâhidetin ve halaka minhâ zevcehâ. Ve bethe minhuma, aferin otur. Ayet şöyle arkadaşlar. Bakın, çok açık. Niye gülüyorsun ya? Bu güldü ya. Nasıl? Ama 10 demedim daha, dur. O gümüş, o Trabzon'da hafızlık yaptı. Onun tam bollu olması lazım şimdi. Şimdi diyor ki, ya eyyühen nas ittekû rabbeküm ellezî halakaküm min nefsin vahidetin. Mühennes ya. Mühennes ya. Bütün tefsirlere bakıyorsun, hep orayı müzekker gör. Efendim nefis şöyle de böyle. İşlerine gelmiyor çünkü. Çünkü fizik, kimya, matematik bilmezlerse Kur'an'ı tercüme edemezsin, tefsir edemezsin. Kur'an'ı tefsir edebilmek için fizik, kimya, matematik bileceksin. Bakın 800'lü yıllarda Cabir bir Hayyan diye bir adam vardı. Cabir bir Hayyan. El Cüz'u la yetecezzet diye bir kitap yazdı. Parçalanamayan bir madde yok, parçalanır ama diyor, o zaman diyor ne Bağdat kalır ne Basra. Atomun parçalanabileceğini söyledi adam. Ama 1000 yıldır bir şey yok, unuttuk. Şimdi diyor ki, ellezî halekeküm min nefsin vahidetin. Müzekker olsa vahidin diyemez miydi Allah-u Teala? Vahidetin diyor. Peki başka? Ve halege minha, minhu demiyor. Bak, ben hoş, ben böyle ufak hoca değilim ben, yani öyle. Ve halege minha, o da müennes. Zevceha, zevcehu demiyor. Hep müennes. Bakın, dişi bir hücreden, dişi bir zerreden başka bir şeye geleceğim buradan. Beyin ölümü ölüm diye bir şey yok. Bakın beyin ölümü ölüm değildir. Bunu da Dinç Yüksek Kurulu'na saçma sapan fetva verdi. Beni davet etmişlerdi. Ben kıyameti kopardım orada.
değiştirdiler fetvayı, benim adımla yazdılar hoca böyle. Kıyameti kopardım orada. Hocam Girişte Yüksek Kurulu'nda, hocam diyorlar bilmem 1998'de Dünya İslam Birliği beyin ölümünü ölüm dedi. Lan dedim Dünya İslam Birliği ne anlar ondan dedim, ona ben anlarım dedim. Değiştirdim o fetvayı. Neyse. Şimdi küllü nefsin zaikatül mevt. Bakın nefis kelimesi orada da geçiyor. O zaman ölüm ne? Her hücrenin ölmesi. Bakın geçen seneye kadar, daha doğrusu 2 sene öncesine kadar ölüm anında tamamen beynin fonksiyonlarının sıfırladığını biliyorduk. Gerçek ölüm, şey ölüm değil, beyin ölümü değil. Son yapılan çalışmalar ne biliyor musunuz arkadaşlar? İnsan öldükten sonra bile, tam ölüm olduktan sonra bile 24 saat daha beyin algılamaya devam ediyor. Telkin niye veriyorsunuz asırlar, şey, ölülere? Var ya hani çevreden konuşulanlar duyar. Bu yayınlanan makale Nature'da yayınlandı. Yani bizim evet, bilimin en önemli dergisi vardır. Nature, Science, Cell bilmem ne. Burada yayınlandı. Ben kitaplarımda gerçi yazdım. Gerçek ölüm olduktan sonra bile beyin 24 saat daha algılamaya devam ediyor. Peki, şimdi ilk yaratılan neymiş? Dişi bir hücre. Tabii ki insan olarak Adem. Adam ilahiyatta profesör kalkıp diyor ki, kusura bakmasın, la bu şeyi bir aç da bunu içelim abla suda azıcık. İnsan az hiç demiyorsun ki yani hoca susamıştır diye. Yani. Yasemin, konuşma. En kazık soruyu sen soracaksın. Sormazsan ben sorarım sana. Şeyma sen de konuşma yanındakiyle. Nedir yanındakinin ismi ne? Ayağa kalk konuş. Bakın. Bak edep çok önemli. 3 kişinin eli öpülür. Annenin, babanın ve hocanın. Öyle mi hocam? Ben kimsenin elini öpmem. Hocamın zorla elini öpüyorum. Şimdi öptüm elini. Hocanın, annenin, babanın Fatma. Tamam mı? Oturduğun yerde konuşmak yok. Eğer kağıda, kitaba, kaleme, mürekkebe, hocaya, ilmin kaynağına saygılı olursan ilim senin beyninden çıkmaz. Orada oturur. Önce saygı, edep. Ehli irfan arasında aradım kıldım talep. İlim enkerude illa edep, illa edep. Otur. Şimdi ilahiyatta diyor ki efendim İsa aleyhisselam Meryem çift cinsiyetliydi de kendi kendini dölledi de tövbe ya Rabbi. Hem Meryem'i Betül diyeceksin. Bu da ayet var, ayet. Ali İmran suresinin 59. ayeti. İnne mesele İsa indellahi ke mesele Adem halakahu min turabin sümme kâle kün feyekûn. Bitti, açık. Biz bugün ciltten sperm yapıyoruz. Ciltten. Yani ciltten sperm yapabiliyoruz bugün. Allah yapamıyor mu haşa? Çok açık. Yani bilim, Kur'an her geçen gün, ha bu arada hala Kur'an'ın çözemediğimiz yerler var. Mesela, فَلْيَنْدُرُ الْاِنْسَانِ مِمَّ خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ السُّلْبِ وَتَّرَائِبِ Sulbi biliyoruz, çözdük. Yani sulp şu an şurada işte 100 yıl falan vardır. Bel kemiğinde erkekte yani ejakülasyonun falan bel kemiğinden olduğunu bulduk. Ama teraibi hala bulmuş değiliz. Yani kadının yumurtlamasının, kadın yumurtasının, kadının göğüsleriyle beraber ne ilgisi var hala bulamadık. Ama Kur'an böyle diyor. Ha biz gavur yapacak hep bu Kur'an'da var dedi. Yok öyle şey. Ha, onun için diyorum ki mutlaka fizik, kimya, matematik, moleküler, biyoloji alanında ilahiyatlar desteklenmeli. Bir başka konu, bakın bugün okudu değil mi? Açılışta hoca hafız okudu. Ali İmran suresinin 190, 191, 192. ayetleri de okudu değil mi? İnne fî kalkın semâvâti vel erdi vektilâfi. Onu okudu değil mi? Açılışta. Bakın. اَلَّذ۪ينَ يَذِكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا Hocam Türkçe, hocam bu Kur'an Türkçe yahu.
اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا مَقُعُودًا عَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ Biruni der ki beni bilim adamı yapan Biruni. Ki Biruni çok büyük bir bilim adamı. Biruni 973'te doğuyor ve 1048'de ölüyor Biruni. Beni der bilim adamı yapan اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا Bu Ali İmran suresinin 191. ayetidir der. Ben de diyorum ki ben Kur'an'ın her ayetinde bilimin ışığını gördüm. O bakımdan Kur'an'da her şey var, yeter ki anlayabilene. Yani bu sadece bu birkaç ayetten bahsettim ama şimdi bu girişten sonra esas konferansa hocam müsaade ederseniz konferansa başlayalım artık. Başlayabilir miyiz hocam? Evet, şimdi ilk soruyu Şeyma sen sor bakalım. Soru soracak olanlar parmak kaldırsın ben göreyim. Ha, onları şimdi ben alacağım soruları. Ama önce ilk soruyu Şeyma soracak. Çünkü onun ilk cübbesini onun giydireceğim. Söz verdik artık ne yapalım? Evet Şeyma sor bakalım. Nasıl? Vallahi bilemem ben. Ben onun cübbesini giydirmeye karar verdim önce. Önce onunkini giydireceğim. Evet Yasemin söyle bakalım. Otur canım, otur. Şimdi bakın, bugünkü konuşmamda hocamın bir efela yağgılun, yani tezekkür, tedebbür, teakkul, tefekkuh ve tefekkür kavramlarıyla ilgili olarak ukul kelimesinin bağlantı kurmak, bağ kurmak, tezekkür geçmişi dikkate almaktır. Tezekkür geçmişi dikkate almaktır. Geçmişi dikkate alarak geleceği şekillendirmektir. Bağ kurmaktır. Şimdi eğer siz Kur'an'ı anlamak istiyorsanız, Kur'an'ı önce dedim ya okuyup, öğrenip, anlayıp, anlatıp, yaşayıp yazacaksınız. Bir kere bu çok önemli. Ha meale gelince ben bütün meallerin yani copy paste, kale kıyle ile beraber o onu dedi. Mesela en son en iyi meal tefsir Elmalı'dır. Rahmetli'nin işte uzun bir masası varmış hocam. Açarmış tefsirleri oraya. Hangi ayeti şey yapacaksa, tefsir edecekse o ne diyor, İbn-i Kesir ne diyor, işte Fahrettin Razi ne diyor, Keşşaf o ne diyor, o ne diyor, alıyor onları en sonunda kendisi yazıyor diye. Yani mutlaka Kur'an-ı Kerim'in en az 2 yılda bir mutlaka tefsirinin yapılması lazım. Hatta Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bir bilim kurulunun olması lazım. Ali Erbaş da dedi bana ki hocam dedi buna kanun müsait değil. Kanun dediği nedir? Verirsin iki teklif yaptırırsın. Yani mutlaka bilim kurulu olması lazım ve bilimsel gelişmeleri mutlaka takip etmek lazım. Bakın bugün klonoidler var, animoidler var, humanoidler var, cyborglar var, transhumanizm var. Bunlara kim şey verecek? Fetva verecek? Kim bunlara fetva verecek? Biz vereceğiz. Yani sonuçta papaya bakıyoruz. Biz hala abdesti bozan şeyleri halledememişiz. Hala orucu bozan şeylerden, abdesti bozan şey. Papa diyor ki yapmayın. Etik diyor, ahlak diyor. Bugün kopya insan var. Adı Eva, Havva yani. 4 yıl önce yapıldı aramızda. Kopya insan. Kopya insan yapıyoruz şimdi. Mesela animoid yapıyoruz. Amerikan ordusunun 2050 yılında %40'ı animoidlerden meydana gelecek. Ne demek? İnsan gibi fakat hayvan. Biz farede yaptık bunu. Yani fare, insan gibi düşünen fare yaptık. Ha bu nasıl yapılıyor? Şu anda yapılıyor bunlar. Yani bu televizyonda izlediğiniz küpten sızanlar bile değil. Küpün içini biliyorum. Küpün içini biliyorum. Bakıyoruz adam asker ama IQ'su çok düşük. Vur deyince vuruyor, öldür deyince öldürüyor. Kadındır, erkektir, çoluktur, çocuktur hiç düşünmüyor. Öldürüyor ve öl deyince de ölüyor, intihar ediyor. Evet, animoid yani hayvansı insan, humanoid insansı hayvan. Çok basit, yapılması o kadar basit ki. Bu tüp bebek var ya, tüp bebek yapıyoruz. Çok kolay. Hemen spermle ovumu, yumurtayı birleştiriyoruz. O 3 gün içerisinde hemen onlar 32 tane hücre oluyor, bölünmeye başlıyor. O 32 tane, 16 tanesini alıyoruz. Hemen domuzunkiyle beraber yerine koyuyoruz. Al sana dışı insan, içi domuz. Veya tersi.
domuz ama insan gibi düşünen bir insan. Peki bunlara kim cevap verecek? Kim fetva verecek? Allah'tan papa var, diyor ki aman yapmayın, etmeyin, gitmeyin diyor. Çin mesela geleceğin en büyük gücüdür, unutmayın. Bu çok önemli. Onun için mutlaka ilahiyatların fizik, kimya, matematik, moleküler, biyoloji, genetik alanlarında desteklenmesi lazım. Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı'nın bunlara destek vermesi lazım. İlk binden ilahiyatları öğrenci almamız lazım. Ve çok acil yapay zeka üniversitesi kurulması lazım. Dünyada örneği yok, bizde olacak inşallah. Ben yani aşağı yukarı bir yıldır bunun üzerine uğraşıyorum, bağırıyorum, çağırıyorum. Yapay zeka üniversitesi. Veri güvenliği çok önemli. Bakın arkadaşlar, veri güvenliği çok önemli. Hatırlarsınız, 20-25 gün önce bir internet kesintisi oldu dünyada. Doktorlar aspirin yazamadılar, biliyor musunuz? Aspirin yazamadılar. Onun için tedarik zincirini muhafaza kontrol edilmesi lazım. Verilerin kopyalanması lazım. Verilerin güvenliğinin sağlanması lazım. Kendi bulutumuzun oluşturulması lazım. Kendi bulutumuzun. Hani siber vatan diyoruz ben buna. Cyber vatan. Kendi siber vatanımızın olması lazım. Bir şey daha söyleyeyim. Bu tohum bankaları var ya, iklim değişikliğinden onlar da etkilenir. Ayın bir yüzünde -196 derecedir. Ayın bir yeri hiç iklim değişikliğine etkilenmiyor. Oraya mutlaka o tohumların aktarılması lazım. Çünkü bir nükleer felakette onlar da etkilenir. Onun için mutlaka kendi tedarik zincirimizi oluşturmamız lazım. Verilerimizin kopyalanması, güvenliğinin sağlanması lazım. Bunun için Yapay Zeka Üniversitesi'nin içerisinde İnsan Mühendisliği Fakültesi, Beyin Mühendisliği Fakültesi, Veri Mühendisliği Fakültesi, Kuantum Mühendisliği Fakültesi, Nano Nöro Kuanto Biyoloji Fakültesi, Neuroscience Fakültesi'nin olması lazım. Bunlar çok önemli. O bakımdan ben Sayın Rektörümle daha önce de yine konuşmuştuk bu konuyu. Yani hem bu ilahiyat hem de bu temel bilimlere, fizik, kimya, matematik alanlarına çocuklarımızın yönlendirilmesi. Bakın ben on binlerce beyin ameliyatı yaptım. Milyonlarca hasta tedavi ettim. Ama ben bir tane molekül bulmuş olsaydım, milyarları tedavi ederdim. Bizim gayemiz insan değil, unutmayın. Bizim gayemiz hayat. Yani bu hayatta, hayat derken sadece dünyayı kastetmiyorum. Hemen hocam bugün söyledi, biz dedi ırkçı değiliz dedi. Biz kafatasçı değiliz. Tabii ki Türk milletiyiz. Övünüyoruz da. Ama unutmayın ki Türk milleti ayağa kalkmadığı müddetçe İslam alemi ayağa kalkamaz. İslam alemi ayağa kalkmadığı müddetçe insanlık ayağa kalkmadığı müddetçe de hayat ayağa kalkamaz. Bu hayat içerisinde belki bir yılanın, belki bir akrebin, belki bir farenin benden daha çok bu hayata katkısı vardır. Bunu da unutmayın. Evet, sen soracaktın, buyur. Algılıyor. Doğru. Anlamadım. Bir. Zaten Allah da öyle diyor zaten. Bekletmeyin diyor zaten. Allah da öyle diyor zaten. Hatta bizim Türklerde var ya, illa bizim Trabzon'da illa bizim fındıklığın içine gömeceğiz onu. Kapının önüne gömeceğiz. Normalde şeriata göre öldüğü yere defnedilir. Acele edin diyor zaten. Evet, Yasemin sor bakalım. Ondan sonra kime verecektin? Soru kime? Peki sen sor bakalım, tamam. Ondan sonra en arkadaki. Sonra siz. Tamam. Hepinize şey yapacağım. Söyle Yasemin. Aferin. Ben söyledim onu değil mi? Kuantum var orada. Otur. Anladın mı ya? Yani sözün hepsi aptala söylenir ya. Biraz kafam çalışıyor o kadar halde yani. Orada kuantum var. Bakın Biruni'nin enteresan El Kitabul Cevahir, Bir Marifetil Cevahir diye enteresan bir kitabı var. Ya o zaman taşlardan altın yapma, mücevher yapma sanatıyla uğraşmış. Bugün kuantum onunla uğraşıyor, biliyor musun?
Bugün kuantum onlar. Çünkü her şeyin temeli frekans. Sonuçta bizim de temelimiz frekanstır. Hani işte bu çift yarık deneyi vardı Thomas More'un. 1800'lü yılların başında geliştirdiği Thomas More'un. Hatta Schrödinger'in kedisi vardır meşhur. Onu okumuşsunuzdur muhakkak. Orada her şeyin temeli frekans. O frekansın dalga boyunu biz değiştirirsek, yani bir altının dalga boyuyla bizim dalga boyumuz arasında çok ufak bir fark vardır. Hatta Newton da buna çalıştı. Newton kurşundan altın yapmayı denedi ve kurşun zehirlenmesi oldu biliyorsunuz Newton. 1642 yılında doğuyor. O esnada 1670'li yıllarda kurşun zehirlenmesi oluyor. Gayesi oydu. Biruni de, tabii Biruni enteresan, İbn Sina ile beraber tartışıyorlar. İbn Sina'nın 7-8 yaş büyük Biruni. Zaman konusunu tartışıyorlar. Bakın laf lafı açıyor ama zaman konusunda Farabi ve İbn Sina'yı tekfir ettiler. İbn Sina ve Farabi diyor ki zaman ezelidir. Aslında zaman diye bir şey yok. Şer'an, şeriata göre zaman bir andır. Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek aynı anda gizlidir. Zaten Neml suresinin 75. ayetinde de öyle diyor. Fi kitabim mahfuz diyor orada. Her şey orada gizlenmiştir. Bir andır, biz onu yaşıyoruz. Peygamber demiyor mu ki biz bu hayatta uykudayız, ölünce uyanacağız. Evet, doğru. Rüya görüyoruz. Siz rüya görmüyor musunuz? Görüyorsunuz. Rüyada gidiyorsunuz işte. İstanbul'a gidiyorsunuz, Ankara'ya gidiyorsunuz, geziyorsunuz, tozuyorsunuz, okula gidiyorsunuz, evleniyorsunuz, çoluk çocuk sahibi oluyorsunuz. Bir atıyorsunuz kendiniz ki dünyada en uzun rüya 6 saniye. Dünyada en uzun. Bu muydu benimki? Açtım. Ha? Sizi açtım. Ben mi açtım? Yani izafi. Bir atıyorsun kendini ki 6 saniye. Dünyada en uzun rüya 6 saniye. Gerçi şimdi biz o rüyaları editleyebiliyoruz. Yani istediğimiz rüyayı görebiliyoruz. Kayda alabiliyoruz. O ayrı bir konu. Ama Biruni orada اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. Her halükarda Allah'ı zikredip, o zikretme frekans, titreşim. Biz titreşimiz. Titriyoruz. Hiçlik makamı. Cemadat, nebadat ve hayvanat içerisindeki aklı evvelden insanı kamile gelindiğin zaman hiçlik makamında orada tamamen hiç oluyorsun. Hani bu senin bu benim, hem senin hem benim, hepsi senin, ne senin ne benim. Maria o tasavvufta, biliyorsun değil mi onu? Bu senin bu benim şeriat. Hem senin hem benim tarikat, hepsi senin, onun sonunda ne seni ne benim. Hiçlik makamı. Neyse. Şimdi onun için orada kuantum, yani Biruni aslında kuantumun temellerini attı. Ve tartıştılar zaman konusunda. Zamanda özellikle İbn Sina ve Farabi dediler ki, mesela bir tanesi Allah küllü bilir, cüzü bilmez dediler. Onun için tekfir edildi. Her şeyi bilir tabii Allah-u Teala. Ama zaten o da enteresan. Bu Roger Penrose var. 2 sene önce Nobel aldı benim arkadaşım Amerika'dan. İngilizdir, 92 yaşındadır şu anda. Stuart Homeroff diye yine bir arkadaşım vardı. Beraber çalışıyorlar onlar. Doktor kendisi. Nobel aldılar 2 sene önce. Nobel ödülü aldılar. Onlar beyindeki nöronlar arasındaki 16 nanometre genişliğinde 90 nanometre uzunluğunda. Nanometre ne kadar biliyor musunuz? Bilen var mı nanometreyi? Bilen nanometreyi bilen. Nanometre söyle. 1 mikronun 1000'de 1'i. Milimetre, evet, 1000000'da 1 oluyor. 1000000'da 1. Santimetrenin 1000000'da 1, şeyin milimetre, mikrometrenin 1000'de 1, mikrometrenin 1000'de 1. Evet. O kadar uzunlukta bunun çizimini yaptı ve geçen belki sene Nobel aldı. Ve aralarında bağlantı var. Beyindeki bağlantı ne kadar biliyor musunuz? Ukul taakkul işte o. Efela yaglun. Neden akletmiyorsunuz? Neden beyinlerinizi, neden nöronlarınızı çalıştırmıyorsunuz? Düşüncenin hızı 2 milyon yaz Şeyma. 2 milyon 800 bin kilometre bir saniye. 1 milimetre küplük beyin dokusunda 1 milimetre küplük beyin dokusunda 4 kilometrelik otoman var. 1 milimetre küplük beyin dokusunda 4 kilometre otoban var. 1 milimetre küplük beyin dokusunun kapasitesi 2 milyon gigabyte.
Ne demek biliyor musunuz? 2 milyon aşağı yukarı 2 milyon gigabayt ne ediyor? 2 milyon çarpı 2 milyon kadar veya şöyle söyleyelim 2 milyon ciltlik bir kütüphaneyi alır. Kabaca aklınızda kalsın. 1 milimetre küplük beyin dokusunun kapasitesi. Beyin ne kadar alır? Var, namütenahi demektir bu. Evet, Ersin Bey siz sorun. Buyurun. Evet, evet. Buyur. Sor, sor, olsun, olsun, sor. Her şeyi sorabilirsiniz. Her şeyi sorabilirsiniz. Bilirsem biliyorum, bilmezsem bilmiyorum derim. Kuantum dolanıklığı, evet, söyle. İşte okuduğumuza ait otur. Teşekkür ederim. İşte dolanıklık burada. Her yer, her dedik ya, bir şey, her şey, her şey, bir şey. Her şey, her yerde, her yer, her şey, her yerde. Kur'an'da da ellediğine yedikürün Allah. Bakın şimdi Rahman suresinde Eşşemsu vel kameru bi husban ve necmu ve şeceru yesüdan. Al sana kuantum dolanıklığı. Hatta opera deneyi diye bir deney yapıldı bu CERN'de. Parçacıkları çarpıştırdılar ve İtalya'da dağların altından geçerek aldılar onu. Bir nötron zamanla proton oluyor. Uzun zaman alıyor ama oluyor. Kuantum dolanıklığı şu aslında. Yani basit bir anlatımla. Yani şimdi sen diyorsun ya San Francisco'da bir arkadaşım vardı de diyorsun. Telefonun çalıyor bakıyorsun ki arıyor seni. Bakın o hemen nöronlar haberleşiyorlar. Yani Muhyiddin Arabi, Fususül Hikem ve Futuhat-ı Mekkiye'de temessül, tecessüs ve tayyi zaman ve tayyi mekan kavramlarından bahsetmedi mi? Biliyorsunuz ilim hem vehbi olabilir hem kesbi olabilir. Alimler vehbi ve kesbi olabilir ama bazı kuddam sahipleri ise vehbidir. Onun için derler ki alime dikkat et. Alim satırdan konuşur, arif olan da sadırdan konuşur. Muhyiddin Arabi kuantumcu muydu? Yok değildi ama yazdıklar bugün çıkıyor doğru. Temessül ben bugün sizinle burada bu konferansı verirken Japonya'da bir ameliyat yapabiliyorum. Hologramımla beraber yapabiliyorum bunu. Yani yurefül müzlimine bisimam ve yukadü bin nevasi ve laktamı nasıl tercüme edin? Kur'an'da her şey var yeter ki bil. Fiziğini bil, matematiğini bil. Onun bir arkasında soru vardı. Evet. Adın. Ne? Selim. Söyle. İlahiyatta mı okuyorsun sen de? Nerede? Anlamadım. Turist rehberisin. Ha, tamam söyle canım. Anladım otur. Otur. Şimdi çok önemli bir konu arkadaşlar bakın. Şimdi bu konuyu ben bundan 20 sene önce gene ben diyeceğim. Bu konuyu ben Beyin Cerrahisi dergisinde yazdım. Nefis, ruh, akıl, zeka, ego ve şeytan. Ben bunu Beyin Cerrahisi dergisinde yazdım. O zaman Beyin Cerrahisi Federasyon Başkanıydım. Editörial olarak yazdım. Baş makale olarak. Akıl ve zeka etkileşimi diye yazarsanız bulabilirsiniz. Bakın bunu anlatırken mesela benim vecizelerim vardı. 6000'den fazla vecizem vardı. Her bir vecizemin arkasında ya bir Kur'an ayeti vardır, ya bir hadis vardır ya da bir bilimsel gerçek vardır. Bakın arkadaşlar, gerçi hocam belki burada hocamın yanında bu konuya girmek belki ne kadar biraz haddimini aşmak olsa da ben yine söyleyeyim. Hocamın fırçasına razıyım. Ama benim yazdıklarım şöyle. Akıl, vicdan ve ruh rahmanidir. Akıl, vicdan ve ruh rahmanidir. Akıl, mesuliyet gerektirir. Mecburiyette mesuliyet, mesuliyette mecburiyet yoktur. Tekrar ediyorum, yazıyor musun? Turist rehberi, göster kağıdını. Öyle yok, öyle sorar. Olmaz, yazacaksın. Öyle sor, otur, böyle şey yok. Soru sormak için sormak yok. Cevabını almak için, öğrenmek için soracaksın. Mecburiyette mesuliyet yoktur, mesuliyette de mecburiyet yoktur. İnsanı mecbur kılan akıldır. Hayvanlarda zeka var ama akıl yoktur.
Vicdan rahmanidir. Ruh rahmanidir. Anaksimenes milattan önce 600'lü yıllarda Anaksimenes der ki hepasin hemin hi sineidezis teos. Hepasin hemin hi sineidezis teos. Yazdın mı Şeyma? Oku. Niye yazdım diyorsun? Yaz. Hepasin hepasin hemin hi sineidezis teos. Yani vicdan içimizdeki Tanrı'nın sesidir diyor. Anaksimenes diyor. İlattan önce. Hepasin hemin hi sineidezis teos. Çünkü vicdan rahmani. Akıl rahmani. Ruh zaten rahmani. Ve nefektü min ruhi biliyorsunuz. Peki bunlar hep hayra çalışır. Hayat için, nesli için çalışır. Diğer tarafta altı parametre dedik değil mi bunlar? Altı parametre. Akıl, vicdan ve ruh hayır parametresi. Diğer tarafta yazıyor musun turist rehberi? Ha, yaz. Bakacağım şeyden sonra. Şeytan, zeka, nefis ve ego. Şimdi zeka hayvan şeytanidir. Zeka şeytanidir. Eğer sen zekayı aklın emrine verirsen hayır tecelli eder. Ama yok, aklı zekanın emrine verirsen şer tecelli eder. Zaten tasavvuf da böyle bir şeydir. Tarikatlar böyle değil midir? Yani Nakşibendi tarikatında, Kaderi tarikatındaki temel hadise nedir? Akıl, vicdan ve ruh kavramını yüceltmektir. Nakşibendi tarikatında der tariki Nakşibendi lazım Ahmet çağrı terk, terki dünya, terki ukba, terki esri, terki derk. Öyle miydi hocam? Evet. Şimdi diyor ki Kadir tarikatında diyor ki nefis ne istiyorsun? Baklava istiyorsun. Yatağın baklavası istiyorsun. Yemeyeceksin lan diyor. Tamam yasaklıyor. Nefsi orada baskılamak. Ama Nakşibendi diyor ki ye ama diyor yarım dilim ye. Yarım dilim ye yani. Çünkü o da yani Beyazlı Beslami'nin menkıbesini hatırlarsınız. Orada bir anlamda terbiye vardır. Niye? Akıl, vicdan ve ruh grubu hakim olsun diye. Ama unutmayın, şeytan da detayda pusu kurar. Başarı detayda gizlidir. Başarı detayda gizlidir. Sanat detayda gizlidir. Ula o suyu açtın mı gene bana? Açmadın mı? Açtın mı? Sağ ol. Veririz su paralarını ya olsun. Hocam kızmıyorsun değil mi bana hocam? Evet. Şimdi şeytan detayda pusu kurar. Sanat ve başarı detayda gizlidir. Onun için zeka, nefis ve ego bana, hep bana, Rabbena, enaniyet. Bunlar şer yoludur. Onun için eğer siz ruh, vicdan ve akıl tarafını, kefesini güçlendirirseniz zaten hayır tecelli eder. Ama yok, aklı zekanın emrine verirseniz şer tecelli eder. Evet, siz sorun şimdi. Soru soracak, parmak kaldırdı orada birisi arkada. Peki, buyurun. Evet. Otur. Teşekkür, güzel. Şimdi bakın, 1958 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Profesör Doktor Cahit Arf diye, bu 10 liralar var ya, 10 liralar. 10 liraların arkasında resmi vardır. Profesör Doktor Cahit Arf. 1958 yılında Atatürk Üniversitesi'nde bir konferans veriyor. Makine düşünebilir mi diye. Makine düşünebilir mi? 1958. Onun yayını 1959'da çıktı, Atatürk Üniversitesi yayınlarından var. Bende yayın var. Şimdi eskiden biliyorduk ki efendim fişini çektik mi yapay zekayı sustururuz. Ama şimdi öğrendik ki susturamıyoruz. Matematiksel olarak şu bir gerçek. Bilgi işleyen her şey yeni bilgi üretir. Bakın
Yani bir şey bilgi işliyor mu? Sonuçta sen ne veriyorsun ona? Yapay zekaya sen veriyorsun, bir takım bilgiler yüklüyorsun. O kendi içerisinde onları analiz ediyor, yeni bilgi üretiyor. Yani bilgi işleyen her şey yeni bilgi üretir. Bu ne demektir? Yapay zeka düşünür. Ama geçen yazdım. Şu anda yazmakta olduğum bir kitap var. Homo Deus diye ama ben Homo Deus diyor yazıyorum kitabın ismini. Yani tanrılaşan insan anlamında. Onu yazmaya başladım. Ve orada da yazdım, yazıyorum daha doğrusu. İnsan beyni ile yapay zeka entegre olacak. Bakın, 19 Mayıs Üniversitesi'nin açılış dersini verdim birkaç gün önce. 19 Mayıs Üniversitesi'nin, rektör benim öğrencim Fatma Aydın. Oranın açılış dersini verdim. Orada bilim ve teknolojinin entegrasyonunda, bilim ve teknolojinin entegrasyonunda beyin, kuantum ve yapay zeka ile yarını inşa etmek idi konferansın konusu. TÜBİTAK için bir konferans verdim Hatay'da. Orada da verdiğim konferans, kök hücreden çıktım yola, bilim için yelkenler fora vermiştim konferansı. Şimdi orada da anlattım, söyledim. Çok değil, 10 yıl içerisinde beyinlerimiz yapay zeka ile entegre olacak. Hatırlarsınız, Alice ve Bob diye bundan 3 sene önce iki tane yapay zeka, hatırlayanlar parmak kaldırsın. Bob ve Alice, iki yapay zekayı bir odaya koydular, konuşturmaya başladılar. Bir müddet sonra bizim anlamadığımız bir lisan geliştirdiler. Onun için yarın bir sabah kalktığınızda, belki biraz ütopik olacak ama, yarın bir sabah kalktığınızda bu kafayla gidersek, hayat, insanlık, hele hele bu millet, bu kafayla giderse, ilimde, irfandan, adaletten, liyakattan, meşveretten, maslahattan, emanetten bir haber olarak hareket ederse, tekrar ediyorum, adaletten, liyakattan, emanetten, meşveretten, maslahattan bir haber olarak devam ederlerse, bir sabah kalktığınızda yapay zekalar entegre olarak sokağa çıkma yasağı ilan etmiş, ihtilal yapmış, idareye el koymuş, yöneticileri tutuklamış olarak görebilirsiniz. Bu uzak değil. Ben kehanet söylemiyorum. Bugün Amerika'da çok şeyler yapılıyor. Telefonlarınız var değil mi? Gidiyorsunuz bir yere, telefon diyor ki filan yerde bir wifi var, bağlanayım mı diyor size. Ve bağlan diyorsun, bağlanıyor. Veya drone uçuruyoruz. Peki dronelar kendi aralarında hiç size sormadan bir bağlantı kurup da teakkül yaparak, bir bağlantı kurarak gidip bir yeri bombalarsa ne yaparsın? Bakın bugün arkadaşlar, bilim çok hızlı ilerliyor. Bugün beynimizde hangi nöronun hangi kelimeyle, hangi sözle ateşlendiğini biliyoruz. Testten okuyun bunu. Bana diyor ki hocam sen hep nereden biliyorsun? Mesela ben 10 yıl önce yazdığım kitaplarda bu CRISPR-Cas9'ın Nobel alacağını, hocam yorulduksa söyleyeyim ben şey yapabilirim. O mu yoruldu hocam? O rektör hocam, yorulmaz. Hocam ne kadar devam edin? Gerçekten kapatayım mı hocam? Daha geçiremez. Peki, o zaman kusura bakmayın hocam, talimat verince el emru fevkal edep, hoca hocadır. Yalnız şunu söyleyeyim, ben hep tersten okurum makaleleri. Hep yazdım. 10 yıl önce yazdığım kitaplarda hangi yıl, hangi çalışma Nobel alacağını yazdım. 4 sene önce CRISPR-Cas9'ın, Jennifer Doudna ve Emmanuel Carpenter'ın CRISPR-Cas9 sebebiyle Nobel alacağını yazdım, aldılar. Bu Roger Penrose ve Stuart Homeroff denen arkadaşlarım kuantum dolanıklığı sebebiyle beraber Nobel alacaklarını yazdım, aldılar. Bu sene alınan var ya, bu işte fizikte, fizyolojide ve kimyada neuroscience alacak dedim, aldı. Hatta Recep Öztürk var ya,
Bizim tanıyorsunuz siz, Profesör Hocam. Açtı bana telefon, diyor ya hocam, diyor sen diyor kuantum kullanarak diyor nöronlarla bu Nobel komitesini etkileyip de mi verdirdin bunu, Nobel ödüllerini bunlara diyor. Ve samimiyetimle söylüyorum, 10 yıla kalmaz bu olacak. Bu her nöronun hangi sözle ateşlendiğini biliyoruz artık. Yeni daha bunu tespit ettik. Testten düşünün. Eğer siz o frekansı dışarıdan nörona verirsek, sizi istediğimiz şeyi size düşündürebiliriz. İntiharı size düşündürebiliriz. Evet, sizi intihar ettirebiliriz. Toplumların şuurunu etkileyebiliriz. Toplumlarda isyan yaptırabiliriz. Bu mümkün. Tersten düşünecektim. Tersten okursanız her şeyi bulursunuz. Makaleler her şeyi yazmaz ama okuyup anlamasını bilenler ne yazdığını yarına bilir. Evet arkadaşlar, aslında sabaha kadar ben konuşurum. Saat, hocam daha saat 10:30 ya, kurban olayım ya. Konuşalım biraz. Neyse peki. Hocam şey verdi. Finito dedi, finito. Ne? Söyle. Söyle. İsim? Gizem. Ha, çok güzel, otur. Bakın. Beyin dinlendikçe yorulur. Yoruldukça dinlenir. Alzheimer denen hastalık tembellik hastalığıdır. Alzheimer denen hastalık tembellik hastalığıdır. Unutkanlık, bunama tamamen tembellik hastalığıdır. Dünyada Alzheimer, unutkanlık en az bir Japonlarda gözükür. Niye? 33 bin karakter alfabeleri vardır. 3 tip alfabesi vardır. 33 bin karakter alfabesi vardır. Her bir nöron arasındaki eğer menteşeleri çalıştırırsanız Alzheimer olmazsınız. Ve sizin frekanslarınızı da başka frekanslar etkileyemez. Zor etkiler. Tamam mı? Uyumayacaksın. Uyumayacaksın. Uyumak haram hocamın ifadesiyle. Başka? Bestekarlarda az gözükür. Bestekarlarda az gözükür. Başka? Muharrirlerde az gözükür. Şairlerde az gözükür. Niye? Şiir yazıyor, muharrir gün gazete köşe yazıyor, bilmem ne yazıyor. Beyindeki nöronlar arasındaki menteşeler devamlı çalışıyor. Şu salonun kapısını 6 ay açmayın burayı. Perdeler, örümcekler sarar, kapının menteşeleri paslanır, gacır gucur eder. Beyindeki nöronlar da böyledir. Okuyacaksın, ezber yapacaksın, yazacaksın, aktaracaksın. The best learning with the teaching. En iyi öğrenme öğretmektedir. The best learning with the teaching. Onun için devamlı okuyacaksın. Kadınlardan, zurnacılardan, davulculardan özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. Anadolu'da bir laf vardır. Derler ki evdeki genç kızı boş bırakmayın. İnsan nedir? İnsan hangi insan öğreterek öğrenir. The best learning with the teaching. Evet. Şimdi evdeki genç kız boş bırakmaya gelmez, ya davulcuya gider ya zurnacıya. Ha, bu yani bu Anadolu'da söylenen laf olduğu için söylüyorum. Beyin de boş bırakmaya gelmez. Devamlı okuyacaksın. Devamlı yükleyeceksin. Bakın derler ya ki çok okut da sümenaj oldu. Şimdi Sadık kardeşim bana işte dedi, yok her şeyden anlar, yalan. Beni pohpohladı, öyle etti bana. Öyle bir şey yok. Ama beynin kapasitesi öyle. Bakın kainatın çapı 500 milyar ışık yılı çapında. Kainat 500 milyar ışık yılı çapında devamlı genişliyor. Genişleme hızı ne kadar biliyor musunuz? 300 bin kilometre per saniye. Yani saniyede 300 bin kilometre genişliyor. Bunun içinde ne kadar atom varsa o kadar atomu beyin alır. Gene boş kalır. Onun için benim son yazdığım kitaplardan bir tanesinin adı, Sadık Hoca okudu onu. Kainat beyne küçük, nöron kainata büyük. Her bir nöron bir beyin gibi çalışır. Onun için okuyacaksınız, yazacaksınız, anlatacaksınız. Bakın ne dedim, ikranın şeysi, oku, öğren, anla, anlat, yaşa ve yaz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için, sabrınız için çok teşekkür ediyorum.